Evet arkadaşlar tuzların asit baz ve nötr özelliği ile ilgili son videomuz bu. Yine bunlarda da uygulamalar yapacağız. Daha önce 3 videomuz daha vardı. Ve diğer üçünde olduğu gibi yine hidroliz kavramından asidik, bazik ve nötr tuzlardan bahsediyor olacağız. Bu videodaki ilk sorumuz. AB tuzunun sulu çözeltisinde katyonlar hidroliz olduğuna göre diyor. İşte asit tuzu oluşturan asit ve bazın kuvveti hakkında nasıl yorum yapacağım? o da koşullarında hazırlanan çözeltisi hakkında, pH hakkında nasıl bir yorum yapacağım? Peki, şimdi AB tuzu şöyle yapalım. A katyonlarını ve B anyonlarını verecek. Tuzun yapısında bulunan katyon OH eksinin yanından yani bazdan gelen iyondur. Tuzun yapısında bulunan anyon aşartının yanından yani asitten gelen iyondur. Bunları bulduk. Peki Bizim katyonlarımız hidroliz oluyormuş. Yani şu iyonlar hidroliz oluyor. Hidroliz olan iyonlar zayıftan gelen iyonlardı. Demek ki bizim bu tuzu oluşturan bazımız zayıf bir bazmış. E diğer hidroliz olmadığına göre demek ki asitimiz de kuvvetli bir asitmiş. Yani biz bu tuzu oluşturan asit ve bazın kuvveti hakkında zayıf baz ve kuvvetli asitten oluşan bir tuzdur diyoruz. B'ye geldik. E, tuzun pH değeri hakkında yorum yapacağız. Şimdi AB tuzu zayıf bir baz ile kuvvetli bir asitten oluştuğuna göre asidik bir tuzdur. Asidik tuz olduğuna göre de sulu çözeltisinde pH değerinin 7'den küçük olması beklenir arkadaşlar. Bu da pH değeri hakkında yapacağımız yorumdur. Örnek 2. Aşağıda verilen anyon ve katyonların su ile tepkimelerini yazarak asit mi baz mı olduklarını belirtiniz diyor. Bir kere su ile tepkimelerini yazın dediğine göre bu iyonlar hidroliz olacak. Bunu bir kenara koyalım. Sonra şimdi F- iyonuna baktığımızda bu e, hidrojenin yanından gelebilir. Aşartının yanından gelebilen iyondur. Yani bu asitten gelen iyon olmalı. Ve hidroliz olabildiğine göre zayıf asitten gelen iyonumuz olmalı. Zayıf asitten geldiğine göre bu iyon baz özelliği göstermeli. Biz bunun yani baz olarak suda çözünme denklemini yazacağız. Hemen hepsine bakalım. İkincisi CH3NH3 artı. Şimdi bazın yapısında OH eksi vardı. Dolayısıyla tuzun yapısına gelen katyon bazdan gelir. Artı yüklü iyon bazdan gelir. Bu bazdan gelecek. Hidroliz olduğuna göre zayıf bir bazdan gelecek. Zayıf bazdan geldiğine göre onun konjuge asiti olmalı. Yani bu madde asit özellik gösterecek bu iyonumuz. Bunun için asit çözünme denklemini yazacağız. Şuna baktık. Yine bu iyon kimin yanından gelebilir? Anyon olduğuna göre aşartının yanından gelebilir. Yani asitten gelen bir eşinde yazıyordum. Yine eşinde yazayım. Asitten gelen bir anyondur hidroliz olduğuna göre zayıf asitten gelen bir anyondur. Zayıf asitin o zaman konjuge bazı olmalıdır. Yani bu iyonumuz da bizim bazik olacak. Yazalım şimdi denklemlerini. F eksi dedik ki baz özellik gösteriyor. O zaman su ile tepkimeye girdiğinde bazik olduğu için hidrojen alacak sudan. Dolayısıyla HF'ye dönüşecek. Suda bir hidrojenini kaybettiği için OH eksi olacak. Bu F eksi iyonunun hidroliz tepkimesidir. CH3, NH3 artı. Dedik ki asit özellik gösteriyor. O zaman su ile tepkimesi sırasında asit özellik gösterdiği için hidrojen verecek. Kime verecek? Suya verecek. Bir hidrojenini kaybettiği için CH3, NH2'ye dönüşecek. Suda bir tane hidrojen aldığı için hidronyum iyonlarını oluşturacak. Bakın ortam asidik oldu. E, ee, son olarak asetat iyonumuz CH3COO- dedik ki bazik özellik gösterecek. Bazik olduğuna göre bir tane hidrojen alacak. Kimden alacak? Sudan. CH3COOH'a dönüştü. Ve ortamda OH- iyonları kaldı. Bunlar da her bir iyonun suda çözülme denklemi yani suyla tepkimesi ya da hidroliz tepkimesidir. Üçüncü sorumuz. Şimdi üç tane de burada böyle test sorusu var. X'ye tuzu ile oda koşullarında hazırlanan sulu çözeltinin pH değeri 4'müş. Peki buna göre diyor. Bir kere oda koşullarında hazırlanan bu çözeltide pH değeri 4 ise bu durumda ortam asidiktir. Bu da bize X'ye tuzunun asidik bir tuz olduğunu gösterir. Birinci önermemiz doğru. Asidik bir tuz olduğuna göre, bu tuzu oluşturan asit ve bazın kuvveti hakkında yapacağım yorum şu olur. Kuvvetli bir asitle Zayıf bir bazın tepkimesinden oluşmalıdır. Bakalım ikinci önermemize ne diyor? E, er ikisi de kuvvetlidir diyor. Hayır yalan bu gitti. C'ye baktık. E, xye tuzumuz var. Hangi iyonun hidroliz olacağına bakacağız. Bir kere, XY tuzunda katyon OH-'nin yanından geleceği için bazdan geliyor. Yani zayıf bazdan geldi. Anyon ise aşartının yanından geleceği için kuvvetli asitten geldi. Hangi iyonumuz hidroliz oluyordu bizim? Zayıftan gelen hidroliz oluyordu. Yani dolayısıyla burada katyonun hidroliz olması lazım. Dolayısıyla üçüncü önermemiz de yanlış yanıtımız yalnız bir yani Adana olacak. Dördüncü örneğimiz yine bir test sorusu. HX asidi ve YOH bazından oluşan XY tuzunun sulu çözeltisinde hidrojen ve hidroksit iyonları derişimi eşitmiş. Buna göre diyor e, ifadelerinden hangileri, yargılarından hangileri yanlıştır. Öncelikle bir sulu çözeltide hidrojen ve hidroksit iyonları derişimi birbirine eşit ise Ortam nötrdür arkadaşlar. Ortam nötrse bu durumda eksiye tuzu nötr bir tuzdur. Yani birinci önermemiz doğru. E nötr tuz olması bunu oluşturan asitin de bazında kuvvetli olması anlamına gelir. Yani kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan oluşan bir tuzdur. İkinci önermemiz ne oldu? E, o da doğru oldu. Her ikisi de kuvvetlidir. E şimdi ne zaman nötr oluyordu? Hidroliz oluşmadığında yani iyonlar suyla tepkime vermediğinde. O zaman bu tuzun sulu çözeltisindeki iyonlar hidroliz olmazlar. Dolayısıyla bu yanlış olur. Hangileri yanlıştır? Yalnız üç yanlıştır. Yani nötr bir tuz olması iyonların hidroliz olmadığı anlamına gelir. Evet bu videoda hatta bu bölümde son örneğimiz arkadaşlar. Der ki AB tuzu ile oda koşullarında hazırlanan sulu çözeltide hidroksit iyonları hidrojeniyonları hidrojen iyonları derişiminden fazladır. Buna göre yargılar verilmiş hangisinin yanlış olduğunu bulacağız. Öncelikle arkadaşlar eğer bir çözeltide bir sulu çözeltide hidroksit derişimi hidrojen iyonları derişiminden fazlaysa bu ortamın bazik olduğunu gösterir ortamın bazik olması anlamına geliyor. Peki AB tuzunu suda çözdüğümde ortam bazikse AB tuzu bu durumda bazik bir tuz olmalı. Yani birinci önermemiz doğru. Sulu çözeltisinin pH değeri biliyorsunuz ve oda koşullarında hazırlanan çözeltilerde ortam bazikse pH değerinin 7'den büyük olması lazım. 7'den küçüktür demiş. ikinci önermemiz yalan oldu. Üçüncüye baktım. AB tuzunu oluşturan asit ve bazın kuvvetini söylüyor. Şimdi eğer bu bir bazik tuzsa ne olmalı? Kuvvetli baz ile zayıf bir asitten oluşmalı. Bu durumda bazik özellik gösterebilir. Bize ne demiş? Arkadaşlar asitin kuvvetli olduğunu, bazın zayıf olduğunu söylemiş. Hayır, tam tersi olmalı. Üçüncü önermemiz de yanlış. Dolayısıyla 2 ve 3 bizim yanlış yargılarımız olur. Evet arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.